Değerli izleyicilerimiz, Denizi Gezmek programında Erzurum'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Kral'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. Anlata anlata bitiremediler, öve öve bitiremediler. Dedim ki bu bahsettiğiniz abi bir geleyim, makamında göreyim dedim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi keyfin gayet iyi. Cesetten öyle. Paylaşırım keyfimi sizinle. Devamlı böyle miyiz? Devamlı böyleyiz. Ne zamandır böyleyiz? Bir yastıkta tam 40 yıl derler ya. Ben 40 yılı bitirdim. 41 yıldır. Burada değil mi Ali Bey? Evet. 41 yıldır. Evet. Bir rahatsızlık mı oldu Ali abi? Trafik kazası sonucu böyleyim. Güreşçilik varmış. Vardı. Eskiden vardı. Pehlivan diyorlar senin için. Burası ne geçiyor abi? Burası Pehlivanlı Köyü. Pehlivanlı Köyü. Evet. Sen mi verdin ismi, ne yaptın? Yok, benden değil. Benden önce daha meşhur, daha büyük pehlivanlarımız varmış köyde. Bu köyden çıkarmış. Tabii, evet. Eyvallah abi. Peki ne yapıyorsun burada abi? Burada değirmencilik yapıyoruz, balıkçılık yapıyoruz. Hayatımızı burada devam ettiriyoruz böyle. İyi misin değirmencilikte ve balıkçılıkta? Onu bana sormayacaksın. Unu öğütenlere, balığı yiyenlere soracaksın. Ne diyorsun abi? Sen niye gülüyorsun abi? Devamlı güler misin böyle? Güler. Eyvallah abi. Nasıl? Yer serin ama abi. Yer serin tabi. Buraya da serdebe derler. Serdebe mi diyorlar? Serdebe. Buraya? Evet. Bu senin serdebe mi? Burası bizim dünyamız, bizim serdebemiz. Serdebe kelimesini de lugatta arar, ne anlama geldiğini de öğrenirsin. Ne abi? Senden öğreneyim. Serdebe. Yahut da serdap da diyelim biz buna. Ne anlama geliyor? Serdebe serin yer. Ondan sonra yani cennetin Allah'ın mümin kullarına vaat ettiği suların bol olduğu, ağaçların olduğu, yeşilliklerin olduğu öyle bir yer. Sen en çok bu köşeyi mi seviyorsun abi? Her köşeyi seviyorum burada. Eyvallah abi. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Havuz bura mı abim? Evet abi. Gel kardeşim benim şöyle, sana zahmet. Balıkları biz nasıl görecek? Hafif şöyle bir kovadan yemi alacağız. İsim neydi kardeş? Kemal benim. Kemal abiciğim. Evet abi. Şimdi balıkları bir görelim. Balıkları suyumuz organik su abi. Doğru mu? Evet abi. Dağlardan gelen, Erzurum'un dağlarını ha. Doğru. Şöyle abi ha. Evet, Pehlivanlı Köyü'ndeyiz değerli izleyicilerimiz. Cinsi ne ya bunların? Alabalık. Alabalık. Evet. Bunlar yavru olanlar mı? Yavrular bunlar, evet. Kepçeye geliyorlar mı? Gelirler tabii ki. Bir kepçe atalım, bir görelim abi. Atalım. Sonra geri sana yatıralım onları. Balığı. Tamam abi, tutalım abi. Evet değerli dostlarımız, Erzurum'dayız. Pehlivanlı Köyü'ndeyiz. Alabalıkları besliyoruz. Beslenen bu alabalıklar büyüyünce buraya gelenlere... Bunlar yavruları. Bura büyük mü? Burada büyük. Ve ben atayım, tut abi. Sen tut abi. Ben atayım, sen tut abi. Tamam abi. Atıyorum, tut abi. Bunlar nebatı bu kadar mı oluyor abi? Daha büyük oluyor. Bunlar da biraz daha büyüyecek değil mi bunlar? Biraz daha büyümeler gerekiyor. Eyvallah abi. Nasıl? Sağlığı, saati nasıl bunların? Nasıl bakıyorsunuz? Gayet iyi. Evet, onu biz hemen abi, hemen yeri. Geri boşalt abi. Gitsin, boşalt geri abi. Kaç tane var içeride biliyor musun abi? 5000 tane var. Burada? Evet. Hepsinin toplamında? Evet. Eyvallah, 5000 tane alabalık var diyorsun. Serin serin sular tabi dağlardan geliyor. Evet. Bir balığın büyüme süreci ne kadar sürüyor? Ortalama bizim bölgede 1 yıl. 1 yıl. Yani en ufak şekilde alıyorsunuz, evet. Yenilecek hale gelmesi bir yılı buluyor diyorsun. 1 yılı buluyor. Eyvallah, çok çok teşekkür ediyoruz. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ta bu Çoruh Vadisi 40 kilometre yukarıdan, dağlardan toplana dereye birike buraya kadar buluyor. Değirmende ne çekeceğiz şimdi? Buğday. Buğday çekeceğiz. Evet. Evet, isim ne demiştin Kemal. Kardeş?
Kemal kardeşimle birlikte şimdi tarihi değirmende buğday çekmeye gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.